Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün güzel bir akşam vakti ve kamp alanındayım Seferihisar'da. Size bir ilginç bir konu anlatacağım. Şöyle yüzümü açayım, yüzümü görün benim. Bugün Seferihisar'da bir kamp alanındayız ve eğitim için geldik buraya. Akşam oldu, çadıra girdik. Gördüğünüz gibi bu benim çadırımın kamp lambasıydı. Ancak bunun şarjı bitmek üzere. Geçtiğimiz haftalarda Banggood firması bize birkaç tane incelememiz için ürün göndermişti. Benim yanımda o var. Şu bir portatif kamp lambası ve taşınabilir harici batarya ve acil durum feneri diyebiliriz buna. Birçok özelliği var. Bunun incelemesini yapacağız şimdi. Bakın bu benim kamp çantamın standart aydınlatması. Bunu kapatacağım şimdi. Bu fener. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ışığı var. Ve bu şekilde açtığınız zaman da kamp lambası oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir aydınlatması var. Ben bunun bu kadar iyi çıkabileceğini düşünmemiştim. Birkaç modu var bunun. Biraz daha sönük yanabiliyor. Kırmızı ışık veriyor. Bu sinyal ışığı. Ve flaşör özelliği var. Arkadaşlar bunu şimdi burada tanıtmayacağım size. Bunu asalım şöyle şuraya. Bir aksilik çıkmazsa yarın bu lambayı alıp stüdyoda bir inceleme yapacağız. Gelin isterseniz şimdi incelemeye geçelim. Ben yavaş yavaş uyuyacağım. Umarım benim için güzel bir uyku olur. Senin ses geliyor dışarıda. Serin güzel bir akşam. Yarın bu videoyu çekeceğim. Artık yarından sonra atarım size. Bugün cumartesi akşamı. Bir aksilik çıkmazsa pazartesi günü videoyu yayınlamış olurum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın, takipte kalın. Tekrar merhaba. Arkadaşlar az önce izlediğiniz gibi böyle bir fenerimiz ve harici bataryamız var. Az önce de bahsettiğim gibi bunu bize Banggood firması ünlü için bir online satış sitesi. Onlar gönderdi incelememiz için. Ben bu ürüne çok fazla inanmamıştım ama ta ki dün kullanana kadar. Şimdi açalım bunu isterseniz. Daha detaylı göstermek istiyorum size çünkü. Ne yazıyor burada? İşte Eurot taşınabilir kamp ışığı ve powerbank demiş. Ürünü şöyle açalım. Ondan sonra kutunun üzerindekilerle karşılaştırmaya başlayalım. İçinden böyle basit bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir tane USB 2.0 kablo var. Kablo çok kaliteli değil. Kötü bir kablo göndermişler. Bu da fener. Arkadaşlar fenerimiz bu. Çok ilginç bir ürün. Ben gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyordum bunun. Benim çok hoşuma gitti. Çok fonksiyonlu ve gerçekten işe yarıyor. Şimdi ürünün çapı yaklaşık 31 milimetre, boyu da 125 milimetreymiş. Bunun içinde 2200 miliamperlik bir tane batarya varmış. 5 volt 800 miliamperle şarj etmek gerekiyormuş. Çıkışı da 5 volt 1 ampermiş. Parlak 1 watt 150 lümen led kullanmışlar içerisinde 1 wattlık. 4 tane modu varmış, ışık modu varmış. Güçlü, normal, kırmızı ve flash özelliği olan. 4 ile 6 saatte şarj oluyormuş. Üzeri işte ABS plastikmiş vesaire vesaire gibi şeyler söylemişler. Burada da basit bir kullanım kılavuzu var. Gördüğünüz gibi üzerinde bir tane askı aparatı var bunun. Çadır içerisinde bir yerlere asmak için kullanılıyor. İsterseniz çıkartabiliyorsunuz. Üzeri silikon. Arka kapak silikon. Önünde bir tane lensi var. Arka tarafında açma kapama düğmesi ve USB şarjı var. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi bir tane USB 2.0 bir tane giriş var. Buradan bunu cihazı şarj etmek için açma kapama düğmesi var. Düğmeyi bir kere bastığınız zaman size şarj durumunu gösteriyor. Basılı tuttuğunuz zaman da
fener özelliği aktif oluyor ve yanmaya başlıyor. Gevşeterek kamp lambası haline geliyor. Arkadaki düğmeye bir kez daha bastığımız zaman kırmızı ışık yanıyor. Bir kez daha bastığımız zaman flaşör, parlak ışığı ve sönük ışığı olarak. Bunu kapatırsanız ışığı odaklıyor ve fener haline geliyor. Basılı tuttuğunuz zaman da söndürüyor. Fiyatını şu anda hatırlamıyorum bunun ama videonun üzerine yazacağım ne kadar olduğunu, oradan görebilirsiniz. Ve bunu nasıl satın alabileceğinizin linkini de ekleyeceğim aşağıda videoların açıklama kısmına. Orayı okumayı ihmal etmeyin. Bakalım birazcık daha sökelim. Ne kadar sökebiliyoruz daha fazla. Burada güzel bir lens var. İçinde de led var. Bu dış bükey bir mercek arkadaşlar. Bu demek oluyor ki güneş ışığını bununla odaklayarak ateş de yakabilirsiniz. Plastik kalitesi çok iyi değil. İtiraf etmek gerekirse ama çalışması süper. Arka kapak çıkıyor mu acaba? Evet, bu da cihazın kendisi. Üzerinde vidalar var. Büyük bir ihtimalle içerisinde bir tane pil var. Şarjlı pil. Pilin ömrü dolduğu zaman buradaki vidalardan içini açıp pili değiştirebilirsiniz. Tabii bunun bu kadar sökülmemesi gerekiyor. Yani bizim kullanıcının sökmemesi gerekiyor bunu. Bir de şarj özelliğine bakalım. Hemen şarj etmeye başladı. Böyle bir ürünün size avantajı ne olabilir? Acil durum çantası veya hayatı idame çantası yaptığınız zaman böyle bir feneri çantanıza atmanızın pek çok avantajı var. Bunu çantanıza attığınız zaman her şeyden önce bir harici bataryaya ihtiyacınız kalmıyor. Harici batarya kendisi. Bir fenere ihtiyacınız kalmıyor. Fener özelliği var. Ve bir genel amaçlı aydınlatma kamp lambasına ihtiyacınız olmuyor. Çünkü aynı zamanda kendisi kamp lambası. Aynı zamanda zor durumda kaldığınız zaman işaret verebilmek için kırmızı flaşör özelliği var. Bu çok güzel bir artı. Çünkü kırmızı ışık renk tayfında en uzağa gidebilen en güçlü ışıklardan bir tanesi. Yani çok sönük bir kırmızı ışık bile çok uzak mesafelerden görünüp fark edilmenizi sağlayabilir. Bunu aynı zamanda bir flaşörle desteklemişler. Yani daha fazla dikkat çekmek için mutlak karanlık, zifir karanlık bir yerde böyle bir kırmızı ışıkta fark edilmemeniz mümkün değil. Dolayısıyla bir hayat idame çantasında da bulunması gereken fenerlerden bir tanesi. Ürünle ilgili diğer detayları videonun açıklama kısmında ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Umarım bu ürün inceleme videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.